Uluslararası gündemden iyi akşamlar diliyoruz. Bugün 30 Nisan ve Regaip Kandili, Regaip Gecesi. Mübarek bir gündeyiz, mübarek bir akşamdayız. Öncelikle tüm İslam aleminin, tüm Müslüman aleminin bu mübarek gecesinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ve hemen hiç vakit kaybetmeden programımıza da başlamak istiyoruz. Alper Esen bizlerle birlikte olacak. Profesör Doktor Göksel Aşan ve Doçent Doktor Selman Öğüt bizlerle birlikte olacak bu akşam. Tabii gündemimiz yoğun ve 24 Haziran seçimleri var ve 24 Haziran seçimleri Türkiye'nin gündeminde ama bakıyoruz Amerika'nın da gündeminde, Avrupa'nın neredeyse tamamının gündeminde ve günlerdir de bu şekilde devam ediyor. Belli ki 24 Haziran akşamına kadar, hatta 25 Haziran'a kadar da sürer bunun yankıları, devam edecek. Şundan dolayı söylüyorum, Financial Times, İngiliz Financial Times gazetesi bugün bir baş makale yayınladı ve baş makalesinde Türkiye'yi hedef aldı. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'a dedi, aslında dedi, çok daha önceden müdahale edilmeliydi. Çok daha önceden Erdoğan'a baskı yapılmalıydı dedi. Financial Times ne demek istedi acaba Sayın Alper Esen? Müdahalede geç kaldık, bitti, her şey bitti demiyor ama yani bir son şans, bir son hamle daha yapalım çağrısı var sanki. Batılı ülkelere bir sitem var. Diyorlar ki, diyor ki Batılı ülkeler Erdoğan'a zamanında yeterince müdahale etmedi. Ama sanki son mesajda bir hamle daha yapalım da bari 24 Haziran öncesi bu işi bitirelim noktasında bir çağrı yapıyor gibi geldi bana. Siz ne diyeceksiniz? İyi akşamlar. Ben de bütün izleyicilerin bu mübarek gecesini tebrik ediyorum. Şimdi biz tabii bütün burada önceki programlarımızın hemen tamamında Orta Doğu'yu, özellikle de Suriye özelinde Orta Doğu'yu konuştuğumuzda çok fazla İngiltere'ye değinmedik. İngilizlere çok fazla, İngilizlerden çok fazla söz etmedik. Evet. Ama tabii bugünlerde de malum Kutül Amare zaferinin işte yıl dönümü. Fakat şunu unutuyoruz, Kutül Amare'den çok kısa bir süre sonra, birkaç ay sonra, hatta belki bir ay sonra Sykes-Picot anlaşması ve o Sykes-Picot'un çizdiği sınırlar oluşmuştu. Dolayısıyla İngilizlerin bu topraklar üzerindeki etkisi belki İkinci Dünya Savaşı'na kadar ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki İngilizlerin ciddi yara almasından dolayı Orta Doğu biraz daha fazla Anglo-Sakson ekolünde Amerika tarafına geçmiş olsa da yavaş yavaş özellikle Brexit'ten itibaren de İngilizler yeniden el atmaya başladılar ve ciddi manada bu bölgeyle ilgileniyorlar. Vazgeçmişte değillerdi gerçi de ama hep İngilizler biliyorsunuz sessiz ilerlerler. İngilizlerin çok sesi çıkmaz ama hep İngilizler kazanırlar. Hani toplum içerisinde de bu kraliçe kraliçe diye biraz daha latife edilerek bahsedilir. Dolayısıyla İngilizlerin bu topraklar üzerindeki ve özellikle bu topraklardaki doğal kaynaklar, petrol ve doğalgaz üzerindeki ve şirketlerinin de anlaşmaları doğalgaz kaynaklarında, hem Irak'ta yeni bulunan doğalgaz kaynakları üzerindeki etkisi devam ederken en büyük sıkıntı Türkiye olduğu için bu bölgede Türkiye'ye müdahale etmek gerekliliğini hep düşünmüşlerdir. Nasıl bir müdahale yapabilirler? Yani mesela şimdi seçimde nereye oynayacaklar, nereyi kaşıyacaklar, nerelere baskı yapacaklar ya da adaylar üzerinde mi bir tasarruf kullanacaklar? Mesela işin biraz ezoterisine gireyim o zaman müsaade ederseniz. Çünkü bana göre dünyada laik sistem yoktur. Siyaset, özellikle de dış siyasetle ilgili konuşuyorum. Siyaset tamamen dünyada din temelli yapılır. Dolayısıyla İngiliz tarihine baktığınızda, bin senelik bir tarihi ele aldığınızda, yani Angılları, Saksonları, Germenleri vesaire hepsini, hatta Roma'nın oradaki bir dönem hakimiyetini de ele aldığınızda, o dönemki yuvarlak masa dedikleri o ezoterik oluşum, yönetim oluşumu, bugünün Chatham House'u mesela. Hatta Chatham House'un da en önemli ilişkide bulunduğu üniversitede Exeter. Bir şeyler söylemek istediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla İngilizler bu akademiya ve şey üzerinden, düşünce kuruluşu üzerinden yönlendirmek istiyorlar ve kontrol etmek istiyorlar. Ama tabii hani ben bunu
çok eleştirmiyorum yani. Yapacak İngiliz, İngilizliğini yapacak tabii ki. O da diplomasisini yapacak, Amerikalı da yapacak, Almanı da yapacak. Dolayısıyla İngilizlerin bizim üzerimizdeki kontrol geç kalınmış gördükleri, bence de bunun altında başka bir mesaj var. Çok da geç kaldıklarını düşünmüyorum. Muhtemelen planlamışlardır. Önceki Ankara Büyükelçisi'nin şu anda İngiliz istihbaratının çok önemli ilk beşinden galiba üçüncü, üç numaralı ismi olduğunu da düşünürseniz aslında çalışmalarını yapıyorlardır. Bu seçimlerde de belki kafalarında bir başka aday vardır diye düşünüyorum. Bu adayı da daha henüz bilmiyoruz ama hani çıldırtacak. Yani şimdi herkes CHP'nin adayını beklerken CHP'nin adayını İngilizler mi yani hazırlıyorlar? Sanki böyle mesela birkaç gün evvel İngiltere'de yine danışmanlık yapan, strateji danışmanlığı yapan çok sevdiğim bir arkadaşım var. Türk kendisi. İşte orada okudu, biz orada karşılaşmıştık falan. O orada okudu etti falan. Şimdi orada da üst düzey siyasetle de çok yakın ilişkileri var. Bir takım şeylerden bahsetti. Burada belki isim vermek çok doğru olmayabilir. Yönlendirici olmaması açısından söylemek doğru değil. Çünkü canlı yayındayız. Söylediklerimiz bizi ve sizi de bağlayacağı için. O yüzden belki isim zikretmek doğru değil ama büyük ihtimalle birkaç isimden bahsediliyor. Birlikte çalışılabileceğini. Tabii ki şahit olmadığım için net bir şey söyleyemem ama İngilizlerin bu çıldırtacak aday mı yoksa başka bir aday mı üzerinde çalıştıklarını duyuyoruz eminim. İsim vermemekte tabii ki haklısınız ama orada bir şifre kullandınız, Exeter şifresi. O biraz bu Exeterli değil ama bu isim Exeterli değil ama Amerika şeyli kökenli yani Amerika'da eğitim görmüş olan bir isim. Aslında bu ismi ben daha önceki yazılarımda da zikretmiştim, böyle bir isim bekliyoruz diye. Dolayısıyla ben yani isterseniz zikredebilirim yani, bir sıkıntısı yoksa. Ben Ali Babacan'ın bir isim olarak çıkabileceğini düşünüyorum. Öyle noktalamış olayım o zaman. Selma Öğüt, sen ne diyeceksin? Yani çıldırtacak aday diye Özgür Özel'in hani çıldırtacak vakitte çıldırtacak aday diye. Hatta bir şey daha kullandı orada. Çıldırtacak şekilde, çıldırtacak vakitte, çıldırtacak aday diye. Vay vay vay. Böyle bir üçleme yaptı. Mark Aresayan da şey yazmış, ajları mı aday yapacaksınız falan diye böyle bir espriyle karşılık vermiş şeye. Yani şimdi tabii orada o çıldırtacak diye dillendirmesi, ben de Alper Esen'e, kıymetli hocama katılıyorum o noktada. Bir hani sizden, daha önce sizde siyaset yapmış, sizinle birlikte olmuş falan gibisinden bir şey. Olabilir. Çünkü dikkat ederseniz muhalefetin hep şöyle bir şeyi var. Ya AK Parti bölünüyor, dağılıyor, bitti, gitti. İşte içinden bir sürü bezgin, yorgun, yılgın, işte bizim tarafa geçiyor gibisinden. Aslında değil, öyle bir şey yok. Yani AK Parti'den işte en son baktığınız zaman hani biraz daha böyle periferide kaldı, dışlandı falan diye söylenen isimler de gidip hepsi AK Parti ile beraber olduklarını söylediler. İşte Arınç da açıklama yaptı, Davutoğlu da açıklama yaptı falan. Şimdi eğer Abdullah Gül'ü söylüyorlarsa ya da ne bileyim Abdülhatif Şener'i söylüyorlarsa bu tabii başka bir tartışma konusu olur. Yani ne kadar AK Partiliydiler ve ne kadar AK Parti siyasetini benimsediler, o ortaya koydukları pratikten zaten çıkarılması gereken bir şey. Ama muhalefetin böyle bir rüyası var Dağdağlı. Yani biz onları çıldırtacağız. Nasıl çıldırtacağız? İşte Abdullah Gül olmadı. Ha, Babacan olsun olur, mu diyecekler. Babacan olmaz mesela. Başkası yani olur başka, gibi. Abdülhatif Şener olsun mu diyecekler. Ama bu aslında kendi zavallılıklarını gösteriyor bence. Çünkü siz bir rakibi alt etmeye çalışırken aslında rakibin bıraktıklarını alarak onu alt etmeye çalışıyorsunuz. Yani rakipten ayrılmak, yani o rakibin partisinden, hareketinden işte imtina etmek, reddetmek bu bambaşka bir şey. Partinin kenara koyduğu, onun üzerinden gitmek bambaşka bir şey bence. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi Abdullah Gül'ü konuştuk değil mi? Yani Abdullah Gül için hep derler işte sen de Exeter vurgusu yaptın, bir işte İngiltere bağlantısı bilmem de konuşulur. Bunu herkes dillendirir ama baktığınız zaman bu... Selma Nuit, bir virgül koymamız lazım. Zira Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi ve Sayın Başbakan Binali Yıldırım şu an canlı yayında. Evet,
Evet, uluslararası gündem kaldığı yerden devam ediyor. Tabii Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı çok önemli açıklamalar vardı. Özellikle de toplumun her kesiminden emekli olsun, öğrenci olsun herkese müjde verdi. Bir hayli de hatta önemli paketler açıkladı. Hem emekliler konusunda hem öğrenciler konusunda hem esnafla ilgili. Ve imar affı da var tabii ki. Bununla ilgili çok önemli mesajlar verdi. Önemli müjdeler açıkladı Başbakan Binali Yıldırım. Özbekistan'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti vardı ve orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-Özbek iş formunda konuştu. Ben yine biz kendi akışımızdan devam edecek olursak Göksel Hoca'yla devam etmek istiyorum. İngiltere Financial Times'ın Türkiye'de seçimlere müdahale etme hamlesi, böyle bir hamle var. Bunun üzerinden konuşuyorduk. Ve tabii ki Ali Babacan'ın ismini de zikredildi yine yayınımızda. Alper Esen'in aldığı duyumlar vardı İngiltere'den, Londra'dan. Bunlarla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim tabii. Yani şimdi CHP'nin niyeti eğer işte bu başkanlık seçiminde başarılı olması ihtimali olan bir aday bulmaksa işte o Ali Babacan değil. Ama CHP bütün seçim stratejisini işte gene hani az buz değil %25'lik bir tabanı olmasına rağmen hani Cumhurbaşkanı'nı çıldırtmak üzerine kurduysa yani hani değil mi? Dünyada herhalde dünya tarihinde ilk oluyordu mesela. Bir parti seçime giriyor. İşte nedir seçimdeki en büyük amacınız? İşte Cumhurbaşkanı çıldırtmak falan. Şimdi, yani şimdi sandığa böyle giden parti var. Hayatta duymadım. Bunu da duymuş olduk. İyi oldu. Yani CHP ilklerin partisi. Herhalde öyle gene bir ilklerin partisi oldu. Mesela eğreti vekil kavramını CHP çıkardı. Yani, burada da gerçekten takdir etmek lazım. Vekil. Yani işte seçim amacı şeyi işte sahiki amacı bu. Ha, o da ne kadar Cumhurbaşkanı çıldı güldürür bence. Yani şimdi ben çok yani ne olur kimse yani Ali Babacan da önemli bir siyasi. Cumhurbaşkanı bilmiyor mu hangi isimlerin döndüğünü? Yani ben hiçbir yani, onların masasında kimlerin yani, oturduğunu. Yani ben bu Ali Babacan olsam önce sadece güldürür. Gerçekten şimdi, yani şimdi neticede bu partinin başkanı var. Bunu hatırlar mısınız? Bundan birkaç ay evvel bir programda bir konuştuyduk yine bu işte Kılıçdaroğlu niye bu kadar morali bozuk hani niye bu kadar agresif dendiğinde ben söylemiştim yani öyle bir ikilemde ki şimdi Cumhurbaşkanı adayı olsa milletvekilliğinden de parti başkanlığı gider. Şimdi milletvekili olmayan birinin böyle yok gruba hakim evet. olacak bilmem ne olacak falan filan. Şimdi evet. düşünsenize şimdi Muharrem İnce falan oralarda oturuyor ön sıralarda. Kılıçdaroğlu vekil bile değil falan. Tartal gibi bekliyor. Tabii yani şimdi emekli vekil işte emekli maaşı alan vekil. Şimdi bu zaten olmaz. Şimdi orada bir handikapı var. Şimdi aday olsa kaybedecek. Şimdi kaybettikten sonra zaten durabilmesi mümkün değil. Şimdi mesela çatı aday biraz onu kurtaracaktı ya. Yani çatı aday olsa işte bakın ben işte feragat dedim, ettim işte çatı aday oldum. Şimdi en son dün müydü, evvelsi gün müydü adamcağız. Hatta çok da sıkışınca herhalde ne yapacağını bilememiş. İşte bir sorulara cevap verirken işte ben siyasi parti liderlerinin Cumhurbaşkanı adayı olmalarını uygun bulmuyorum. Diye bir açıklama yaptı. İşte, tabii şimdi Cumhurbaşkanı herkesi kucaklamalı falan diye bir şey. Dolayısıyla yeni sistemin de farkında değil. Yani şimdi hani zaten farkında değildi hatırlıyorsanız işte Cumhurbaşkanı başbakanla anlaşamayacak evet, evet, falan tabii, demişti tabii. ya. Demek ki gerçekten farkında değil. Yani ya farkında değil ya da tabii şey değil. Yani işte bir şey uydurması lazım. Ne uyduracak ya kaçıyorum diyecek hali yok. Hatta kendisi söyledi ben kucaklayamam dedim. Falan yani şimdi böyle bir yani orası gerçekten çok şey. Yani onu hani bir şey yapalım bir tarafa bırakalım. Tabii bu Ali Babacan meselesi falan bunlar bence yani hani gerçekten aday diye düşünüyor olabilir ama yani bundan sonra CHP'nin çıkartacağı her aday Cumhurbaşkanı'nın oyunu bir puan arttırır. Ben size söyleyeyim. Yani benim CHP'ye tavsiyem bir an evvel aday çıkarsın. Çünkü her geçen gün bir puan Cumhurbaşkanı'na yazıyor. Aday olarak kimi çıkartırsanız çıkartın. Yani Cumhurbaşkanı yani Tayyip Erdoğan'ın kendisini aday yapmadığı sürece. Hocam seçimlerden sonra açıklayacakmış CHP oradan. Öyle bir caps dönüyordu şimdi. O zaman 20 puan kazandıracaklar falan. Ama yani siyaseti bizden daha iyi biliyorlardı. Benim alanım siyaset değil açıkçası. O yüzden çok fazla o alana girmeyeyim. Şimdi şeye gelince İngiltere meselesine bakın. Şimdi bu Financial Times'ın zaten yani hani çok yeni değil. 5-6 senedir Financial Times doğrudan Cumhurbaşkanı hedef alan bir politika izliyor. Evet. Yani belli ölçülerde ben hani o yayın politikasını ya da o Türkiye'ye yönelik bu hamlelerin biraz İngiliz hükümetinden ya da işte İngiltere'nin belli ne diyelim ona yönetim birimlerinden bağımsız olabileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında hani biz bir ara İngiltere'li biraz böyle hafif bir
Dirsek temasını hatırlarsanız gidip bundan 5-6 ay önce evet. işte bu Trump vesaireleri olunca hani işte Avrupa'da yeni bir blok mu oluşuyor, Çin vesaire bu İpek yolu üzerinden bir yeni birlikteliğe işbirliğine gidiliyor olabilir mi falan diye öyle bir şeyimiz oldu. İşte maille falan Cumhurbaşkanı bayağı sıcak temasları oldu. Bir de Lordlar'la falan görüştü Cumhurbaşkanı. Yani buraya geldiler aynen şey yaptı. Ben orada bir işte orada bir geri dönüş olacağını düşünmüyorum. Yani bu bir parça bu Financial Times'in yine işte bir boş boğazlı bilmem nesi falan diye de düşünülebilir. Bir de şunu unutmayalım. Şimdi bu tabii bu şeyler nedir adı bir şey Atatürk Bey benden daha iyi takip ediyordu. Bu gazeteler tabii sürekli ekonomist de yapıyor bunu mesela. Sürekli bir ekonomist de. Şimdi bunlar sürekli köşe yazarları olan şeyler değiller. İşte arada bir işte orada yazılıyor. Bizdeki gibi böyle bir 28 köşe yazarlı gazete falan geleni Avrupa'da yoktur öyle. İşte üstünde adamın kendi bu köşesi. Bu baş makalesi. İşte biri yazar onu. Yani biri yazar orada şey yapar. Şöyle söyleyeyim. Ben hani Türkiye ile İngiltere çok işte acayip iyi dostluklar kuracaklar. İşte burada çıkarlarında büyük ortaklıklar olacak anlamında bunu söylemiyorum. Ama şu anda İngiltere açısından konjonktürel olarak da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı karşılarına almak çok akılcı bir hamle değil. Yani onu görmek lazım. Yani üstelik dediğim gibi yani bu işte bu Asya'daki oluşum var. İşte Çin bir tarafta, Hindistan vesaire. Yani baktığınızda burada yeni bir oyun kurgulanıyorken işte o yeni kurgulanan oyunda çok güçlü oyunculardan bir tanesini daha seçime gitmeden seçim üzerinden üstelik karşıya almak bana çok akılcı bir hamle gibi açıkçası gelmiyor ama yani bilmiyorum ya bu siyaset bu nasıl yapılıyor, hangi zeminlerde yapılıyor, arada neler dönüyor falan filan emin olun onlar benim alanım değil ama ben şunu söyleyeyim ekonomik olarak yani ekonomik çıkarlar olarak baktığınızda şu anda İngiltere'nin bu coğrafyada en önemli ortağı Türkiye'dir. Ekonomik potansiyel olarak baktığınızda da yine en önemli ortak Türkiye'dir. Mesela şimdi bizim dış ticaretimizde baktığınızda bizim doğrudan ve ciddi ölçüde fazla verdiğimiz ticaret yaptığımız ülkelerin başına İngiltere geldi. Yani biz İngiltere'ye ticaretimize fazla veririz. Şimdi Türkiye için çok şey bir durum değildir bu ticarette fazla vermek ama işte birkaç ülke var işte bir kısmı komşularımız zaten işte Irak var vesaire ama işte Azerbaycan ama şeyle İngiltere ile doğrudan ticarette işte dış fazla verdiğimiz bir ülkedir. Bakmayın biz İngiltere açısından o anlamda iyi bir ortağız yani iyi bir ticari ortağız. Ekonomik çıkarlar açısından da önemli bir yerde duruyoruz. İngiltere'nin en çok işte ne diyelim ona ilgisinin olduğu ve en çok bilgi birikimin ve tecrübesine sahip olduğu coğrafyanın da tam göbeğindeyiz. Bunu Asya'ya da dahil ederek konuşuyorum. Yani ben böyle baktığımda hani böyle bir doğrudan karşıya alacak bir tavır diye görmüyorum. Büyük olasılık da bu şeydir. Böyle bir ikili tavır. İşte Financial Times öyle bir şey yapar ama işte Lordlar buraya geldiğinde işte Cumhurbaşkanımızla başka bir düzeyde konuşur vesaire. Herhalde böyle bir kurgudur diye tahmin ediyorum. Yani bir hani o anlamda doğrudan hedef alarak o hedefin de bir parçası olarak bu yazıyı değerlendirmenin bir rasyoneli olmadığı kanaatindeyim. Onu söyleyeyim. Tabii Türkiye'yi hedef almayabilirler ama yani burada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı hedef alma durumları yani şu anda şey farkındalar. Yani Cumhurbaşkanı şimdi şöyle İngiltere devlet politikası olarak Cumhurbaşkanı'nı hedef almanın Türkiye'ye karşısında hedef alma olduğunu bilecek kadar bu coğrafyayı tanır. Evet. Yani bu coğrafyayı en iyi tanıyan ülkedir İngilizler. Yani peki Almanya, Alper'e sen şimdi Almanya'da özellikle yine Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmesin, Başbakan Binali Yıldırım gelmesin, Türk bakanlar, Türk milletvekilleri gelmesin. Öbür geri kalan işte geçen sene yaptıkları gibi hayır propagandasına izin verelim. Burada muhalefet gelip burada at oynatabilir ama iktidardan hiç kimse gelmesin. Ama dendi ki sonra Almanya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla da görüştüler geçen hafta. Solingen faciası var 29 Mayıs'ta ve orada her yıl düzenli olarak anma etkinlikleri oluyor. Oraya gelinebilir dendi. Ne de olsa bu seçimle ilgili bir şey değil. 29 Mayıs seçim sürecine denk geliyor ama ne yapacaksın yani? Hani sen de gidip benim vatandaşımı o tarihte katletmişsin. Şimdi ne oldu? Bavyera, Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinin, tabii oranın meclisinde Bakan Çavuşoğlu'nun gelmesini engelliyorlar. İstemiyorlar. İşte gelmeyin diyorlar. Bunu yapan da oranın o meclisin ihtiyarlar meclisi miydi? İhtiyarlar heyeti miydi? Öyle bir unsuru. Buna ne diyeceksiniz? Yani bu Almanya'nın bu tavrına. Yani geçen sene mesela yapmadıkları şey kalmadı. Mehdi Eker'i mesela gidip de
lokantada, oturduğu lokantadan bile çıkarttılar polis zoruyla. Türk milletvekillerine kahvehane bile tahsis etmediler ya. Salon tahsis etmediler. PKK'lılara her türlü olanağı sağladılar. 16 Nisan referandum için konuşuyorum. E şimdi Solingen katliamı 29 Mayıs 1993'te bizim 5 vatandaşımız orada katledildi. Benim de akrabalarımdır onlar. Solingen faciasını ben de çok yakından tanıyorum. Benim köylülerim, bizim akrabalarımız da oradaki katledilen insanlar, genç ailesi. Amin. Aradan çeyrek asır geçmiş ve bu her yıl düzenli olarak yapılıyor. Bununla ne diyeceksiniz? Kısa bir Financial Times'a ilgili çok bir ufak birkaç cümle sarf edeyim. Geçen sene Financial Times'da, geçen sene referandumdan evveldi galiba, yine onların bir editörü var ya, David Gardner diye, onun mesela yazısı vardı yine şeyle ilgili. Mesela şunu söylemişti, Erdoğan ve danışmanları, mesela bakan filan dedi, danışmanları işte Türkiye'nin gücünü çok fazla zannediyor. Bence de Financial Times'ın biraz işte the establishment dedikleri o biraz daha müesses nizamla, İngiliz müesses nizamıyla biraz daha fazla ilgisi var. Ben de aynı fikirdeyim hocamla. Bir de bu sene de yine geçen bir iki ay evvel yine bir yazı okumuştum yine Financial Times'a. Orada da mesela daha henüz bu erken seçim kararı falan olmamıştı. Erdoğan popülaritesi çok arttı. MHP ile olan dirsek temasını seçime götürecek mealinde bir yine bir yazı yayınlanmıştı. Yani Financial Times bunları yapıyor hocamın söylediği gibi. 2013-2014'ten beri benzer şeyler yazıyorlar. Almanya'da şöyle, şimdi çok enteresan, bugün Almanya'dan misafirlerim vardı. Sabah beraberdik. Önemli mevkilerde iki tane dostum gelmişti. Epey bir oturduk, sohbet ettik. Almanya'nın bu seçimlerde şöyle bir tavrının olacağını düşünüyorum. Bu sohbetler ve kendi öngörülerimi de katarak söylüyorum. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ittifakını biraz racist, biraz ırkçı gösterip Almanya'daki Kürtleri HDP'ye doğru kaydırıp HDP'nin oylarını artırmaya yöneleceklerdir. Bunun için bizim buradan gidecek olan işte Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, partinin üst düzeyindeki insanları engelleme çabalarının olacağını düşünüyorum. Bunu da kesinlikle ve kesinlikle eyalet meclisleri eliyle yapacaklar. Yani federal hükümete soru sorduğunuzda, ya kardeşim bu işte Saksonya eyaleti şuna izin vermiyor, yok işte Yukarı Saksonya bunu söylemiyor ya da işte Ren-Westfalia bilmem ne diyor dediğinizde onların verdiği bütün cevap biliyorsunuz. Madame Merkel başta olmak üzere işte onlar eyalet şeyi, onlarınkine karışamayız diyorlar. Ama Almanya'yı bütün olarak ele aldığınızda tabii ki mutlaka isteseler karışırlar, en azından etkilerler ama etkilemeyeceklerdir. Bu yönü önemli. İki, Türkiye bundan bir herhalde bir 10 gün evvel bir nota verdi Almanya'ya. Notayı da her zaman olarak alırız, bir böyle hani bir tehdit unsuru olarak görürüz ama nota aslında bir muhtıra, yani daha sonra bir şeyler yapacağız, bak bununla ilgili sana önden bilgi veriyoruz gibi algılasın diye seyircilerimiz söylüyorum. Çünkü diplomasideki anlamı biraz farklı oluyor. Böyle bir nota verdi. Notanın unsuru şuydu. Dediler ki biz Almanya'da seçim yapacağız. Almanya'da sandıklar kurulmasını istiyoruz. Bu sandıklar sadece konsolosluklar, başkonsolosluklar ve büyükelçilik nezdinde ve bünyesinde olmasın. Birlikte belirleyeceğimiz alanlarda sandıklar kurulsun. Daha önceki seçimlere istinaden. Niye? Almanya'da işte 2 milyona yakın seçmen var. Yani 1 milyon küsur bin seçmen var. Şimdi düşünsenize bir eyaleti, mesela sadece bir eyalette işte sadece Frankfurt'ta bir şeyin kurulacağını, sandık kurulacağını ya da mesela Münih. Münih'te işte zaten küçük bir bina, işte 3-4 katlı bir bina. O binaya kaç tane sandık kuracaksınız? O eyaletten kaç kişi gelecek oraya? Orada oy kullanacak, uzun kuyruklar olacak. O sırada eğer bir de PKK yandaşlarına HDP üzerinden bir de gösteri yaptırır, ufak çatışmalar çıkarırlarsa, ki yapabilirler, o zaman millet diyecek ki ulan ben oy kullanmıyorum kardeşim, hadi gidiyorum. Şimdi Almanya'daki Türk vatandaşının oyu deyip geçmeyelim. 16 Nisan referandumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha doğrusu hani Almanların tabiriyle Erdoğan'a 500 bin oy çıktı demişlerdi burada. Hatta bunu hazmedememişlerdi. 500 bin evet oyu çıktığını da belirtelim. Tabii canım. Yani %63 oranında evet vardı. Tabii canım. Yani şimdi onu ekleyerek söyleyeyim. Sadece Almanya'dan gelen oy %1'e yakın etkiler.
bütün yurt dışı oyları %1,5, %2'ye yakın etkiler seçim sonuçlarını. Şu anda %1'lerle konuştuğumuz bir seçim sistemi içerisindeyiz. Yani çok özür dilerim. En son bu işte Kasım seçimlerinde yurt dışından gelen oylarla HDP neredeyse barajı aynen açtı. Aynen öyle. Yani bravo. Barajı altı kaldı. İşte dışarıdan gelen oylarla. Çok önemli. Şimdi bunu yapacaklardır diye öngörüyorum. Böyle bir sıkıntı çıkaracaklardır. Bunun önüne geçmek ve insanları etkilemek amacıyla yapılacak mitinglerin de benzer şekildeki işte eyalet meclisleri eliyle engelleme yoluna gideceklerdir. Yani Almanya'nın bu seçimlerde, başta Almanya'nın olmak üzere, çünkü en çok seçmen de orada var. Biraz Fransa'da var, biraz daha fazla. Diğer ülkelerde çok fazla yok işin açıkçası. Bu noktada bir takım sıkıntılar kesin çıkacak. Yani Almanya ile aramızdaki hafif düzelme yoluna giden bu ilişkilerin yeniden gerilebileceğini öngörüyorum. Sebep bu seçimler. Aynı zamanda yine oradaki seçmenlerin oylarını etkilemek amacıyla onları korkutacaklardır da. Hangi bölgeden nasıl oy çıkıyor, o bölgelerdeki çıkan oyların nereleri etkilediğini düşünerek işte çifte vatandaşlıklarından tutun, işte Türkiye'de aldıkları o mavi karta kadar devam edin. Aynen öyle. Yine aynı şekilde bunu uygulayacaklardır. Banka hesaplarından maliyeyle, vergiyle korkutmaya kadar bütün bu şeyleri deneyeceklerdir. Bu tabii hani Almanya'yı düşündüğünüzde, Avrupa demokrasisini düşündüğünüzde ve reform hareketlerinin bile Almanya'dan çıktığını düşündüğünüzde işte 16. yüzyıldan itibaren bizi üzüyor. Yani beni üzüyor. Yani illa da bunun Sayın Erdoğan'a ya da işte ne bileyim Cumhuriyet Halk Partisi'ne çıkıp çıkmaması önemli değil. İşin sonunda demokrasiden bahsediyoruz. Adam kime oyunu vermek istiyorsa bırak versin ama önüne engel koyacaklardır. Ben bu Solingen yasağı tırnak içerisindeki Sayın Dışişleri Bakanı'nın gideceği bu Solingen'deki anma törenindeki yasağı bu seçimle hiçbir şekilde ayırt etmiyorum. Tabii şimdi Solingen demişken böyle ayıp üstüne ayıp skandal üstüne skandal üstüne. Bizim vatandaşlarımızı katlettiler orada. Daha sonrasında işte 4 kişiydi bunlar. 10 yıl falan hapis cezası aldılar bunlar. Sonrasında evet. Şöyle serbest bırakıldılar. O ayrı. Onunla birlikte işte şunu yaptılar. Bir örnek hatırımda kalan. Amerikan Yahudi Kongresi'ne Alman diplomatlar gidip yani işte endişe etmeyin, korkmayın. Ölenler Türk. Kulakların ev Türklerin evi. Hani Yahudi değil diye bir izahatta bulundular. Evet. Irkçı bir izahat. Evet, o dönemin Amerikan Yahudi Komitesi Başkanı David Harris'in açıklamasını söylüyorum. Diyor ki ya sayın diplomat yani ne olduğu önemli değil. Hani eğer bir Müslüman kılığından, kıyafetinden, dininden dolayı evi yakılıp katlediliyorsa bu Hristiyan toplumundan ayrı olan herkes için tehlikedir. Aynen. Diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Solingen'de 5 Türk vatandaşını katlediyorlar. Ondan fazla yine bizim orada vatandaşımız o binada yanıyor ki orada hala o yanık izlerinden dolayı doğru düzgün yaşayamayan bizim tanıdıklarımız var. Onun üzerine Yahudilere gidiyor Almanlar. Aman korkmayın Yahudi evi değil bu. Müslümanların evi. Evet. Yakılanlar Müslümanlar, ölenler Müslümanlar. Hani sizlik bir durum değil diye izahatta bulunuyorlar. Şimdi de bizim anma törenimize müdahale ediyorlar. O izahatın sebebini tabii yani bu mı? Şimdi orada Mevlide Genç yılın annesi seçildi daha önce. Yani bu onunla olmuyor. Ya da işte bizim köyümüze geldiler işte Amasya Taşova'da işte kaldırım taşı falan yaptılar falan. Bununla olmuyor. Yani sen gidip şu dönerci cinayetlerinde o psikopat kadına daha hala bir ceza veremediler. Geçen hafta o psikopat kadının, terörist kadının avukatı reddediyoruz dedi. Bitti gitti olay. Alman yani, istihbaratıyla da ilişkisi saptan. Tabii. Yani niye öyle bir açıklama yapıyorlar Yahudilere gidip? Sebep şu, sadece anti-İslamizm değil. Birileri İslamofobiya diyor, ben reddediyorum. Yani İslamfobik bir şey değildir bir. İkincisi, bunu meşru bir temele oturtma çabasıdır. Seninle birlikte katıldığımız Uluslararası Sempozyum'da ikimiz de dile getirdik zaten bunu. İslamofobi ismi antisemitizmle karşılaştırıldığı zaman sonuna kadar kasıtlı bir isimdir. Bunu bir kenara koyalım. Cihadist kavramı gibidir. Bunu hep söylüyorum, hep söyleyeceğim zaten. Yani bir Müslümanın, daha doğrusu bu topraklarda yaşayan, ezilen doğu halklarının halini gören bir kişinin aklı selim bir insanın kullanacağı kavramlar değil.
cihadist, İslamofobi falan bunlar saçma şeyler. Şimdi anti-İslamizmle beraber Avrupa'da, Amerika'da artan dehşet bir ırkçılık, antisemitizm, xenofobia, işte anti-Afrikanizm, anti-Balkanizm falan bunlar gidiyor, devam ediyor. Yani şimdi şey mi zannediyorlar Almanya'da, Fransa'da, mesela Almanya'da bir Çek Cumhuriyeti'nden gelen vatandaşla Fransa'dan gelen ya da Hollanda'dan gelen aynı muameleyi mi görüyor zannediyorlar? Yani benim Çek arkadaşlarım Almanya'da şikayet ediyorlar. Bizim otobüsü durdurup şey yapıyorlar diye, yani kontrol ediyorlar diye. Şimdi oradaki açıklamanın sebebi şu, raporlara dikkat ederseniz, gerek şeyden Müslüman sivil toplum örgütleri, Müslümanların oluşturduklarını, gerek Batı menşeili, hem Amerika'da hem Avrupa'da her türlü karşıt kesim olarak gördükleri, yani Yahudisinden Müslümana kadar, Afrikalısından Türk'e kadar artan bir saldırı grafiği var. Grafik olarak ortada. Ha, en çok Müslümanlara yönelik var bu. Çünkü Yahudilere saldırmak sıkar tabiri caizse. Müslümanın kanı maalesef ucuz görüyorlar. Biz de kendimizi doğru düzgün koruyacak mekanizmaları ihdas edemediğimiz için, işte bir uluslararası örgüt olsun, adam gibi çalışacak işte lobi faaliyeti olsun. Onun için Müslümanlara karşı bu kadar pervasız ve pesvai tutumlar içine giriyorlar. Ama o açıklamayı buradan da okumak lazım. Yani bu önünü alamadıkları bir ırkçı devlet anlayışına doğru gidiyor. Yani bu adamların zaten kökenleri ırkçıydı. Irkçılık üzerinden zaten kurdular medeniyet dedikleri bu yeni ulus devlet yapısını. Ama döndü dolaştı, kendilerinin işte bezemeye, boyamaya çalıştığı o insan hakları, değerleri, temel hak ve hürriyetler, işte eşitlik, adalet gibi kavramlar aslında içi boş kofti ve karşı tarafı manipüle edebilmek, karşı tarafın haklarına müdahale etmek için kullandıkları aletler, edevatlar oldu, ortaya çıktı. Yani insan hakları dediğiniz zaman ne çıkıyor ortaya? İşte Türkiye'ye müdahale edebilme amacı, Afrika'ya müdahale edebilme amacı, Mısır'a müdahale edebilme amacı falan çıkıyor. Yani uzun lafın kısası bu ırkçı saldırılar Avrupa'da daha fazla artacak, daha fazla sıkıntıya sebebiyet verecek. Ve bu, tekrar söylüyorum, kendi ortaya koydukları politikalardan mütevellit oluyor. Bakın mesela şu an ekrandaki görüntüde 16 Mart 2017 tarihine ait AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker Almanya'da Türk vatandaşları da bir lokantada bir araya gelmiş. Evet, polis basıyor oraya. Yani düşünebiliyor musunuz? Koskoca 16 Mart 2017 bu. 16 Nisan referandumundan bir ay önce Mehdi Eker Almanya'da işte kaç 10-15 kişi ya var ya yok orada. Bir kahvehane ya da bir lokanta. Türklere ait bir lokanta. 15 ya, kişi yok ya. Orada, masada yok, oturuyorlar ya. Masada oturup yemek yiyorlar ya. Tabii, polis geliyor diyor, kağıdı gösteriyor Alman polisi. Diyor ki yasak. Ne yasak? Burada toplanamazsınız. Böyle konuşamazsınız. Şey var mı ya? Giremezsiniz ya. Bir kere bak, camiye sokmadılar. Geçen sene bizim milletvekillerimizi Almanya'da Diyanet'e bağlı camilere sokmadılar ya. İmamı da tehdit ettiler. Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'ne göre yaptıkları şey uluslararası hukuka aykırı. Tabii. Sen bir kere oraya gelen devlet başkanını, bak bir şöyle söyleyeyim, bir anlaşmaya devlet adına imza atmaya yetkisi olan doğrudan devlet başkanı, başbakan, hükümet başkanı yani ve dışişleri bakanı vardır. Bakanlar da aynı bunlar gibi yetki aldıkları zaman gider anlaşma imzalarlar. Ya adamdaki gücü görüyor musun? Ya gidip orada anlaşma imzalayacak, devleti bağlayacak şeyler yapıyor, eylemler yapıyor ve bu Hollanda bunun, mesela bunun korunması 12 Mart 2017 Rotterdam'daki saldırı. Mehdi Eker'in oraya giden Fatma Betül Sayan Kaya'nın, tamam, bunların özel ihtimamla karşılanması lazım. İşte Hollanda'ya geçtik zaten. Yani bakan şu anki görüntüde yine geçen yine Mart 2017'de 16 Nisan referandumu ile ilgili Alman Devlet Televizyonu'nda Türkçe hazırlanan hayır programı. Ya bak abi, bir şey baştan aşağı yalandır o da. Hocam çok biliyorum manşeti. Taha, ben bir kurumun bundan evvel yurt dışı teşkilat başkanlığını yaptım. 3 senede 18 defa Almanya'ya gittim. Her kaldığımda hocam, evet, benim huyumdur. Ben bütün eşyalarımın fotoğrafını çekerim. Hemen hemen her kalışımda önemli otellerde geldiğimde eşyalarımın karıştırılmış olduğunu gördüm. Oo. Fermuarın mesela çantamın fermuarının biçimini öyle ayarlarım ya da işte kapağını ayarlarım, fotoğrafını çekerim, geldiğimde değişmişti. Vay vay vay. Şimdi biz bunları aynı zamanda Münih'te konsolosluğumuzla beraber zapta geçirdik. Yani sonunda isyan ettim, yeter be dedim ve konsolosluğu da zapta geçtik. Bak şimdi
Buradaki sıkıntı şu, Alman Almanlığını yapıyor da bizde de sıkıntı var. Evet. Yani bizim oradaki bir takım kurumlarımız, lobicilik yapan ya da taban diplomasisi yapan ya da taban siyaseti yapan kurumlarımız içerisinde de sıkıntı var. Bir takım bilgilerin geldiği ve orada önemli kurumlarda çalışan arkadaşlarımızı o kurumlara soruyorlar. Ve o kurumlarda çalışan arkadaşlarımızın bilgi akışını bırakın işten atıyorlar. İki, ya bir takım bilgiler Türkiye'ye geliyor, diplomatik kanallarımızda da sıkıntı var. Bizim diplomatlarımız o bilgileri aktaran arkadaşlarımızı çalıştıkları kurumlara soruyorlar. Oradaki diplomat yapıyor bunu. Yani adam konsolos bilmem ne. Bunu yapıyor, sonra da o arkadaşımızın evini polis basıyor. Efendime söyleyeyim işte casus musun bilmem ne misin falan mısın diye. Yani biz, sıkıntı bizde. Alman Almanlığını yapıyor Taha. Fransız Fransızlığını yapıyor. Ben yapamıyorum yapacağımı. Yani, orası ayrı kesinlikle. Yani sıkıntı yani. Bu. Ben buna bakıyorum. İngiliz İngilizliğini yapacak. Alman da Almanlığını yapacak. Türkiye düşmanları evet, yapacaklar. Yani, tabii ki. Ama burada şunu yapmamaları lazım. Hem demokratiyiz deyip hem işte biz demokrasinin beşiğiyiz deyip hem bununla hava atıp hem işte insan haklarının bütün organizasyonu, bütün egemenliği bize aittir. Bu karneleri de biz veririz deyip hava atarken iyi ama. Yani benim karşı çıktığım nokta o şimdi. Hollanda dediğin ülke dünyada kendilerini en özgürlükçü tanıtan ülkedir değil mi? İşte basın özgürlüğünde bir numaradırlar. Her türlü özgürlük var. Serbesttir. Hayır bir örnek her vereyim. Türlü... Hollanda'da bundan 5-6 sene önce pedofili partisi kurulmuştu. Tövbe. Parti, tabii partinin tüzüğünde şu vardı. Biz evlilik yaşını 10'a indireceğiz. Eğer barajı da geçersek %3 falan bir baraj vardı. Bunu da geçersek 11'in de tamam. Onun da altına indireceğiz. Yok ben Alper abiye katılıyorum. Alman Almanlığını yapacak tabii. Ama o zaman gidip de hava atmayacaksın. Sen havan atarsan biz de senin bu 200'lülüğünü vururuz. Evet abi. Yüzüne. Ama işte yani, şu da var. Şimdi şunu da ortaya koyalım. Yani Hollanda'nın ya da Avusturya'nın Türk siyasetçiler buraya gelemez ve buradakilere bilgilendirici faaliyette bulunamaz demesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. Evet, işte. Bu temel, yani işte dikkat ettiğimiz konu. Şimdi, ama mesela bununla ilgili geçen hafta da dile getirdik. Niye acaba Dışişleri Bakanlığımız olsun, Adalet Bakanlığımız harekete geçmez? Şunu yapmaz mesela. Orada büyükelçiliğimiz var. Orada bizim diplomatlarımız var. Avrupa Konseyi'nin biz kurucu üyesiyiz. Strasbourg'da bizim bayrağımız dalgalanır. Şimdi gidip oraya yapılacak şey şu. Hollanda'nın iç hukukuna aykırı bir durum var. Bu adam bir Türk vatandaşı ya da çifte vatandaş neyse sen bu adamın right to be informed diye bir hak var değil mi? Bilgilenme hakkı. Onun dışında seçme hakkı, seçilme hakkı bunlar. Temel hak ve hürriyette sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde değil. Aynı zamanda Evrensel Beyannamede de vardır 1948 tarihli Birleşmiş Milletler. Sen bunların hepsini katlediyorsun kardeşim. Bu senin anayasana da aykırı. Kaldı ki Hollanda'nın sistemi şeydir. Doğrudan direct applicability var. Yani bir anlaşmayı imzaladığı anda uluslararası anlaşmayı doğrudan hukukunun parçası olur. Bizde mesela anayasada istisnalar olmadıkça onaylanması gerekir. Şimdi sen böyle bir ülkesin. Topla oradan 20 tane, 30 tane ya 100 tane Türk vatandaşını topla. Hollanda Anayasa Mahkemesi'ne git. Davayı aç. Tamam mı? Arkasına Avrupa Konseyi'ne götür. Yani yok mesela Hollanda'ya falan gereken cevap verildi. Yani adamlar büyükelçilerini de i̇şte, buraya bir daha getiremediler. En sonunda da çekmiş yani sonunda kaldı. Hala devam ediyorlar. Ben yani, diyorum ki... Ya da Almanya'ya nota verilmesi konusunda yapılıyor. Tabii, işte bunu bile mesela Avrupa Konseyi konusunda da yani geçtiğimiz hafta değil mi? Akif Çağatay Kılıç, P'de elebaşını ağırlıyorlar. Dördü çekti gitti yani programını iptal etti. İşte bunların şimdi, hepsi siyasi cevaplar. Yapılmıyor değil. Siyasi cevaplar. Ama hukuk. Ama dediğin gibi daha fazla tabii, daha hukuki verilir tabii. Tabii. Cevap veriyor olmak lazım. Tabii. Tabii. Ya da kamu diploması. Şey Selman. Yani bizim yani şimdi bir eğri oturup doğru konuşmak lazım. Şimdi bakın bu Mehdi Bey'in başına gelen hikayede dahil olmak üzere. Şimdi şunu biliyoruz. Orada yani elbette bir hani işte bir devlet politikası var. İşte Avrupa Birliği'nin neyse işte bazı ülkelerin Türkiye'ye karşı geliştirdikleri bir takım politikalar var. Uluslararası çıkarlar var. Şu var bu var. Hani onun yanında bir artık böyle bunlara da gerçekten saplantı haline gelen bir kişisel anlamda saplantı haline gelen bir Tayyip Erdoğan düşmanlığını da koymak lazım. Ona da katılıyorum. Onu da bir kenara koyalım. Ama şunu biliyoruz orada. Bu tür hikayelerin hepsini öyle ya da böyle işte örgüt diyenler ya da işte bir şekilde bunu ne diyelim ona harekete geçir gündemde tutanlar FETÖ'cüler. Şimdi çok açık. Yani çok büyük olasılıkla o polislere zaten işte FETÖ'cüler söylemiştir. Burada bir tane işte bilmem milletvekili var ya da şu var bu var oraya gidin diye. O FETÖ'cü dediğinizde bundan belki de 4 sene önce 5 sene önce işte hani Türkiye... tırnak içerisinde işte Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki önemli adamlarından biridir o zaten orada. Yani o yani
hani biraz geçmişe gidip bu işlere bakmak evet. lazım. Şimdi biz hala ne Avrupa'da ne Amerika'da bu anlamda oradaki bir zamanlar orayı yönlendiren o FETÖ'cü kadroyla oradaki işte o yerleşik diyelim ona yönetim arasındaki bağı koparacak bir şey yapmadık. Şimdi bunu kabul etmek lazım. Yani bir, araya bir şey koymadık. Araya FETÖ'cü olmayan birileri gidip o yönlendirmeleri yapabilecek vesaire. Ya emin olun bakın o Financial Times'ta yazıların çok önemli bir kısmını zaten şimdi o adam nereden bilecek Allah aşkına Türkiye ile ilgili o kadar. Bunlar aynı bunlar veriyorlar. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi bu tabii çok burada hani medyanın içerisindeyim. Ayıp olacak bunu söylemem ama iyi para verirseniz emin olun o köşe yazısını sizin istediğiniz gibi yazarlar. Tabii canım o kesin. Anlatabildim mi? Yani ama işte yani bizim onu, bir onu hocam, yazdıracak bir de o malzemeyi. Hocam iyi para verirsen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de doğru düzgün karar da çıkar. Ya yani, bak Selma o zaman şeye geliyoruz yani. Tabii. Biz Amerikan Adalet Bakanlığı'na dedik ki FETÖ'ye iade edin. Bir sürü de evrak gönderdik. İşte bunlar evrak değilmiş dedi. Ama papazını alınca kırım kıranmaya başladı kırım, yani. Kırım, doğru. Her şeyin bir yani, dili var şu, yani. Onu ortaya koymak lazım. Uluslararası hukuk kanalları açık. Hı-hı. Ama çalışmıyor. Çalıştırmıyor adam işine gelmeyince. Şimdi yani, şöyle bak. Hayır önemli değil. Biz deneyelim. Çalışıp çalışmaması bak, kısmına başka türlü bakalım. Onu da denemedik var, ona katılıyorum. Ama bak hep Yasin Elkadı örneğini veriyorum. Çok önemlidir. Bu konuda dünya kadar tez yazıldı. Ne oldu? Bu adamı Amerika kara listeye aldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kara listeye aldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları emredicidir. Bütün ülkelere de kara listeye alacaksın dedi. Avrupa Birliği Adalet Divanı bunun karşısında durdu. Yasin Elkadı çünkü gitti. Avrupa Birliği Adalet Divanı dedi ki beni dinlemeden, right to be heard, dinlenilme hakkı temel haktır. Bu hakkını ihlal ederek aldılar dedi ve Avrupa Adalet Divanı Güvenlik Konseyi'ne kafa tuttu. Güvenlik Konseyi kararını geri çekmek zorunda kaldı. Yasin Elkadı Amerika'nın kara listeye eklediği bir Suudluydu. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani bu yani biz denemeden olmaz. Her arayan bulamıyor ama bulanlar arayanlardır. Şimdi çok basit prensipler var. Yani şimdi sen hiç kanalları kullanma. Şimdi Göksel hocamın dediği gibi, Alper hocamın dediği gibi ya yani kamu diplomasisi, ondan sonra işte tanıtım ya da sivil toplum örgütleri ya da hukuk. Bunları kullanmadan oradan bir sonuç çıkıp çıkmayacağını bilemeyiz. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bir de İsrail'e bakalım. Hı hı. Özellikle Avrupa'nın tavrı belli zaten işte. Yani özellikle Almanya o yolunu da yüksek ve istemiyor. Buradan o geçtiği 16 Nisan'daki 163'lük bir oran falan istemiyor. Bu çıkmasın diye de engellemelere, sansüre ya, başlıyor. Çok özür dilerim. Tabii. Araya bir şey soracağım. Almanya'nın şey hakkı var mıdır? Ben burada işte burada Almanya'daki vatandaşların Türkiye için oy kullanmasını engelliyorum deme hakkı. Hayır kesinlikle olur mu? Sandık kurdurtmayabilir. Onu yapar. Yani sadece konsolosluklar ve yani sadece temsilciliklerde, resmi temsilciliklerde konsolosluklar. Onu engelleyemez ama değil mi? Onu engelleyemez ama orada da küçük ve dar alanlar olduğu için yüz binlerce insan başka yerlerden, ücra noktalardan gelmez. Ve oy ama ver bu arada dışarı. Bizim konsolosluğumuzun önünde iki caddeye 3 tane PKK'lı yığdırdığı zaman o, tabii işte, o zaman vatandaş giremiyor. O da zaten yani. Bonus. O da tamam bonusu. Şimdi şunu diyeceğim. Şu olabilir mi? Yani bu şu söylediğiniz anlamda bir çatışma ortamı yarıp ondan sonra da işte bu çatışmalardan ötürü ben işte bu seçimlerde oy kullanılmasını engelliyorum. Güvenliği tehdit ediyor gibi yapar. Bir yola girer mi? Yapar. Bu ama hukuk katliamı olur. Geçen sene şey yapmadı mı? PKK'larla yani oy kullanma merkezlerinin önüne PKK'ları yiyip çıkan özellikle de işte başörtülü bizim gurbetçilerimize saldırmaya kalktılar. Tabii, tabii, yaptılar bunu geçen sene. Sadece Almanya'da değil bu Avusturya'da, İngiltere'de de hatta oldu yani. Evet. PKK'lar gitti orada oy kullanmış. Hadi bu kesin evet vermiştir diyor saldırıyor. Tamamdır, yani bunları yaptılar. Şimdi benim özellikle bak 30 Mart 2014 yerel seçimleri, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve 16 Nisan 2017. Son 5 seçimde müthiş derecede artan bir saldırganlık var. Ha. O aynı derecede her geçen seçimde de daha çok artıyor. Ve o seçimlerin de hepsinin sonunda kendilerine bir pay biçmeye çalışıyorlar. Yani mesela 7 Haziran'da mutluluktan uçuyorlardı. 1 Kasım'da da aynı tipler yani şok olmuşlardı, acayip üzülmüşlerdi. İsrail'le bahsediyorum mesela. Onunla ilgili bir çarpıcı bir şey var. Böyle cümle cümlede çıkartmışız. İsrail'le ilgili bir tek sayfada buradan da pek okumuyor ama ben şöyle evet. buradan okuyayım. 7 Haziran'da mesela o dönem işte İsrail'di, daha ölmemişti. Eski İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres. 7 Haziran'da diyor ki bu seçim sonucu İsrail için olumlu, ben çok mutlu oldum. Jerusalem Post'un seçim haberi. Erdoğan için kötü, İsrail için iyi. Hares'in haberi. Erdoğan'ın sultanlık hayali
kabusa döndü. Orta Doğu araştırmacısı İsrailli Profesör Efraim İmbar, Türkiye'de laikler Erdoğan'ı alaşağı etmeli artık diyor. Hani, çünkü hani o dönem şey, anayasa değişecek ondan tabii. sonraki adım. Tabii. Bu bitti artık diyor. Bundan sonra sıra Erdoğan'ı alaşağı etmeli diyor. Eski Mossad şefi yine Elizer Safir'in de o zaman açıklamaları vardı 7 Haziran sonrası. Bu sonucun ardından Erdoğan'ın tarih sahnesinden çekilmesini arzu ediyorum demişti o eski Mossad şefi. Bir de yine İsrailli bir yazar var. O da Türkiye ile çalışıyor özellikle. Ben Dror Yemini. Erdoğan kaybetti. Bizim için iyi sonuç ama hala zarar verebilir bize diyor. 1 Kasım'da bakıyoruz. İsrail Enerji Bakanı diyor ki Erdoğan'ın zaferi tam anlamıyla talihsizlik. Efraim İmbar. Aynı adam. Daha önce evet Erdoğan'ı alaşağı edelim diyen adam seçim sonucu İsrail'in bölgesel ve stratejik planlarını havaya uçurdu. Ha, demek ki bir planları tabii, varmış seçimde. Haris gazetesi. İslamcılar umulmadık şekilde kazandı. Jerusalem Post. Seçim sonrası ortaya çıkan sonuç Batı'yı endişelendiriyor diyor. Bir de Michael Rubin var. O da Siyonist bir herif. Onun açıklaması da şu. Erdoğan kazandı. Dünyanın geri kalanı yas tutmalı. Yani 7 Haziran seçiminde sandıktan çıkan %41'lik AK Parti oy oranı müthiş bir sevinci oluşuyor İsrail'de. 7 Haziran'da. 1 Kasım'da %50'ye yakın oy ve tek başına iktidar. Ondan sonra da işte Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı yol açıldı diye. Hayır, Türkiye'de şimdi anayasa sonra değişecek da, bu yol açıldı diye. Bak sonra da buralara giren İsrailler. İsrail CHP'yi destekliyor deyince bozuluyorlar. Tamam mı? Şimdi yani daha ne olsun ya? Yani şimdi adam Erdoğan'ın yani bu iç siyasetçi. O dönem şu da vardı. Kudüs, aha. Kabe benzetmesi, Selahattin Eylül'ün Selahattin Demirtaş benzetmesi ne kadar da ya şimdi isterdi. Allah aşkına yani eğri oturup doğru konuşalım. Ya söyleyin işte yani İhvan Mısır'da hukuka aykırı şekilde evrensel ilkeler, uluslararası hukuk katledilerek Mursi içeriye tıkıldığı zaman, hapse atıldığı zaman, darbe alkışlandığı zaman kimlerin desteklediğini tabii. gördük. Ya aslında bak bakın bu şu maddeler şunu gösteriyor. Yani Türkiye'de bir seçim olduğu zaman işte Erdoğan'a oy vermeyen bir Türk vatandaşından çok İsrailler seviniyor. Tabii ya. Böyle kesinlikle. Bu tarz bir sonuç çıktı. Çünkü adamın planları tutacak ya da, tutmayacak. Tabii ki yani ya da Türkiye'de AK Parti kazandığı zaman ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandığı zaman AK Parti'ye oy verenin sevincinden çok o adam Şimdi Sağdağlı sen Kılıçdaroğlu'ndan ne bekleyeceksin? Tabii ki Afrin'in merkezine girme diyecek. Tabii ki başkanlık sistemi gelmesin diyecek. Allah aşkına biri bana başkanlık sisteminin işte Türk tipi başkanlık sistemi, işte cumhurbaşkanlığı sistemi ne derseniz deyin. Bu yeni yani sandıktan çıkan hükümet sisteminin istikrar getireceğini ve bunun karşısında duran bir CHP olduğunu, bunun karşısında duran bir İsrail olduğunu hadi yatsayın bakalım şimdi. Ya da Afrin'e girilmesin derken Cumhuriyet Halk Partisi liderinin amacının ne olduğunu anlayabilmeniz için sisteme karşı çıkarken niye karşı çıktığını görmeniz lazım. Hiçbir fark yok. İkisi de güçlü Türkiye'yi engellemek için ya. Ya biz İsrail'de Netanyahu kaç 3 dönem mi ne seçim kazandı yani umumuz oldu mu yani Netanyahu Hayır, mu kazandı tabii. yoksa işte ne bileyim Ehud Barak'tı ya da diğerleri bunlar niye kaybetti, niye kazanamadılar falan diye. Tabii onu diyecektim. Şimdiye kadar hiç böyle bir açıklama yani. Gördünüz mü Türkiye'den? Böyle bir başlık gördüm. Bir tercih tebrik edilir falan. Umumuz oldu mu hani Merkel... İşte koalisyon tabii, tabii. kurumu. Bize ne ya? Düşünsene bizim enerji bakanımız çıkıyor. Evet. İşte Macron işte şey Le Pen'e dikkat edin. Yok Macron evet. alaşağı edilmeli falan. Fransa'da sandıkta verdiğinde oyunu çevirdiler. Bizim yani. De umumuz olmadı. Yani hani Macron kazanmış ya da işte diğer aday filan pusu kurulmuş. Ondan sonra da bak. Tuzak kurulmuş adamı alaşağı etmişler falan. Ondan sonra da işte. Umumuz da değil. Ondan sonra diyorlar ki ya bizim kesinlikle iç egemenlik etkisiyle alakalı bir sıkıntımız yok. Bütün ülkelerdeki demokratik yapıları, demokratik seçimleri destekliyoruz. Hadi inan bakalım şimdi. Ama yani. Bu İsrail'in şeyi, bu seçim değerlendirmeleri, daha önceki seçimlerdeki değerlendirmeleri şu anda 24 Haziran. Onlar da Almanlar gibi, İngilizler gibi öyle yatmışlar, bekliyorlar kenarda. Pusuda. Özellikle Filistinliler, onlarla da mesela hafta sonu oradaydım, Kudüs'teydim ve Filistinliler tanıdığım Filistinliler onlarla sohbet ederlerken hani her biri şunu vurguladı. Erdoğan bir tane sadece Türkiye'ye yetmiyor. Bütün hepimize, bütün Müslüman ülkelere başına Erdoğan gelmeli diye dua ediyorlardı Filistinliler. Kudüs'te bizzat gördüm. Onlarca Filistinli hepsi böyle dua ettiler. Yani bizim başımızda diyorlar lider yok. İşte Körfez ülkelerinin hali ortada. Erdoğan'ın hepsinin başına geçmesi lazım diyor adamlar.
sadece Türkiye için de kalmamalı, bütün Arap ülkelerinin, bütün Müslüman ülkelerin başına Erdoğan geçmesi lazım diyen Filistinler var. Şimdi bu İslamofobia, artık İslam'a enemya, ne diyorsun adını, düşmanlar kadar. İslam düşmanlığı. Nereye kadar geldiyse şöyle, zaten bütün korku Tayyip Erdoğan isminin Müslüman halklar üzerindeki etkisinin büyüyüp gelişip kontrol altında tuttukları, özellikle kaynakları elinde bulunduran, kontrol altında tuttukları yönetimlerin bertaraf edilmesi. Ve dünyada onların korktukları, onlar için çok önemli bir distopya olan şey, İslam ülkelerinin birleşerek kaynaklarını kendileri işletebilir, kendileri satabilir hale gelmesi. Bu bir. O yüzden Tayyip Erdoğan sıkıntısı var. Yani bunu kendileri de dile getiriyorlar. Ben kendi kulaklarımla Belçika'da bir tane şeyden duymuştum mesela. Bir Alman, Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan bir Alman milletvekilinden duymuştum. Yani korkuları bu. Şimdi 2010'daydı galiba şey, bu One Minute meselesi. 2009 evet. mu? 10'daydı. One Minute 2009'daydı. 2009'daydı. Daha Mavi sonra, Marmara 2010. Bakın ardından Mavi Marmara. Şimdi o dönemden sonra aslında İsrail'in Türkiye'ye yakınlaşması vardı. 2012 senesinde Amerika'daki derin Yahudi lobisi tarafından Erdoğan'a yakınlaşalım, kendimizi affettirelim ve bir şekilde barışalım. Tamam, haksızlık ettiğimizi kabul ediyoruz vardı. Fakat o dönemde FETÖ'cülerin istihbarat kanalıyla, etkisiyle bu bertaraf edildi. Çünkü Obama'ya bu işi yaptırtmak istiyorlardı ki başka bir hikayeleri vardı. Ve işte Obama bir telefonla işte Netanyahu'ya verdi. Efendim o da şey yaptı filan. Halbuki bir barış vardı. İşin aslı şu, şunu söylemek istiyorum. Yahudi lobisi de kendi içerisinde homojen değil. Yahudi lobisinin de içerisinde çok farklı kanallar var. Onların hani Hasidikleri, Ortodoksları evet, var. Evet, kesinlikle. Onların ciddi layık olan kesimleri var. Ve onların Ziyonist olan kesimleri var. İşte aslında bütün mesele bu Ziyonist olan kesimde. Bu Ziyonist olan kesimin bütün oyunları bu şeyin Türkiye'deki, Türkiye'nin bu coğrafya... O deminki seçim yazılarındaki ismi geçen karakterlerin hepsi de Ziyonist. Ziyonizmin temsilcileri. Tamam. İşte dolayısıyla bütün bu bölge üzerindeki Türkiye etkisinin bertaraf edilmesi, kırılması ve İsrail'in hegemonyasını biraz daha genişletmek. Ama Ziyonist hegemonyayı genişletmek. Dolayısıyla bunların hepsi var. Daha beterleri var. Michael Rubin Türkçe şey yap. Ben Jerusalem Post'u takip ediyorum. Hem haber kaynağından hem şeyden. Bireysel olarak baktığın zaman hani, Michael Rubin acayip. Türkler değil. Hiç yani çok kaynalacak alanlar değiller. Michael Rubin ama her gün Türkçe yapıyor. Alt altın üst üste koyduğun zaman bir resim çıkıyor toptan ortaya. Niyeti tabii çıkıyor. Aynen. Yani benim seçimimden sen mutlu oluyorsun ya da üzülüyorsun. Ya sana ne alakası var değil mi? Yani şimdi, bu Erdoğan düşmanlığının ikinci korku şu, işine yaradığının da göstergesi. Hemen söyleyeyim ve bitireyim. Hocama, hocalarıma şey yapalım. İkinci olan sıkıntı da şu, Afrika. Daha henüz Afrika ile ilgili bir şey olmadı. Yani Türkiye'nin Afrika'daki halkları, tırnak içinde söylüyorum, halkları, o mazlum halkları, Hristiyan olsun ya da Müslüman olsun hiç önemli değil. O mazlum olan halkları bilinçlendirmek yoluyla kendi topraklarına ve kendi kaynaklarına sahip çıkmasını engellemek istiyorlar. Bunun için de son zamanlarda Afrika'da çok önemli ülkelerde, özellikle Orta Afrika hilalinde ciddi bir örgütlenmesi şey var Batı'nın. Işte, Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dedi ya, Türkiye tek yere çomak soktu diye. Aynen öyle. Dolayısıyla bu da ikinci sıkıntı. Teşekkür ederim. Göksu Hocam şey, son dakikalarımız aynı zamanda. Ya hatırlıyor musunuz bu şeyi konuştuyduk. Bu Amerika, Çin falan hikayelerini konuşurken şunu söylemiştim. Demiştim ki Amerika'nın derdi Çin'in kendisine sattığı mallar değil. Amerika'nın derdi Amerika'nın mal sattığı yerlere Çin'in mal satmaya çok başlaması. Güzel, harika. Şimdi bakın burada da bence yani teşvikte hata olmaz ama tam böyle bir durum var. Şimdi bütün bu çevrelerin derdi Türkiye'de ne olduğu değil. Yani bütün bu çevrelerin derdi... Hocam ona bir ekleme yapabilir miyim araya girerek? Amerika'nın bizim S-400 anlaşmasına olan tepkisinin de asıl nedeni S-400 almamız değil. NATO'ya uyumlu olup olmaması falan değil. S-400'leri Türkiye'den sonra diğer Avrupa'dan da talep artacak ve ciddi anlamda Amerikan savunma sistemlerinin yerine Avrupa'da S-400 talep görmeye başlayacak.
Bu endişelendiriyor Amerika'yı. Aynen, bir daha iyi olduğu ortaya çıkacak. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Tayyip Erdoğan'la ilgili mesele de bence bu. Yani işte Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başına gelmesinin Türk insanına bilmem bu hiç umurlarında değil. Asıl dertleri Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başında bir 5 yıl daha ve o güçle, yani bir başkan gücüyle kalmasının işte o coğrafyaya, Afrika'da dahil olmak üzere o coğrafyaya yapacağı etki. Ya. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla hedef olmasının aslına bakarsanız sebebi bu, onu burada aramak lazım. Evet. Yoksa Türkiye'nin içerisinde 3 gazeteci orada olmuş, 2 gazeteci burada olmuş, umurlarında ya, değil tabii. Nasrettin Hoca ne güzel demiş. Sürecin sonuna geldik ama evet. Yani. Baklava gidiyor hocam demiş, bana ne demiş, senin eve gidiyor demiş, sana ne demiş. Yani senin baklavada gözün var şimdi, İsrail onu ortaya koyuyor. Evet, bu arada bu gece Netanyahu İran'la ilgili önemli bir şey açıklayacakmış. Bunu da izleyelim bakalım. Merak edelim bakalım. Tabii önemli bir akşamdı. Başbakan Binali Yıldırım'ın çok önemli açıklamaları vardı. Müjde üstüne müjde verdi dedik. Aynen. Ve tabii yine de bir düzeltme de yapalım. Regaip Kandili dedim program açarken yanlışlıkla, özür diliyorum. Mübarek Berat Kandilimiz de mübarek olsun tüm İslam alemine. Amin. Hayırlara vesile olsun diyoruz inşallah. Ve uluslararası gündemin bu haftalıkta sonuna geldik. Önümüzdeki programda yeniden karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın.